Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Bugün size yine denize sıfır çok güzel bir yazlık tanıtımı yapacağım. Fiyatı da bölgedeki en uygun yazlıklardan birisi. Yazlığımız denize sıfır bir sitede. Hemen şöyle çevrildiğimizde arkamda gördüğünüz sitede. Gelin şimdi yazlığımızın çevresini tanıyalım. Sonra içini birlikte inceleyelim. Hemen bu yoldan aşağı indiğimizde sahil bölümüne geliyoruz. Burada kafe, restoran tarzında yerler de var, market de var. Gördüğünüz gibi sahil kısmı bu şekilde. Zaten evin olduğu konumdan da yukarıdan da bir video çekimi olacak. Onu da görmüş olacaksınız. Gelin şimdi deniz kısmına geçelim. Evet, şu an plaj bölümündeyiz. Sitemizin hemen ön tarafı bu şekilde. Gördüğünüz gibi belediye tarafından aydınlatmalar, bisiklet ve yaya yolu ve peyzaj düzenlemesi yapılmış durumda Kuşadası Belediyesi tarafından. Yani gayet de güzel olmuş. Hemen zaten evimiz, satılık yazlığımız karşıdaydı. Çok uzun bir plajı var. Kuşadası'nı bilenler bilir. Burası Türkiye'deki en uzun plajlardan biri. Yaklaşık 17 kilometre boyunca uzanan bir plaj. Kumsal denizimiz. Bugün gayet hava da güzel. Deniz de çok güzel. Şu soruyu soruyorlar. Deniz taşlı mı? Hayır. Bu bölge, Kuşadası bölgesinde taşlı bir deniz yok. İkinci soruları, hemen derinleşiyor mu? Burası biraz sığdır. Hemen derinleşmez. Yavaş yavaş derinleşir. Yani bir 30-40 metre açıldıktan sonra derinleşir. Evet, hemen deniz karşımızda. Denize çok yakın konumdayız. Gördüğünüz gibi yaklaşık 200 metre mesafedeyiz. Zaten sosyal tesisi olan bir site. Yazdığımızda hemen şu karşıdaki aradan girdiğimizde orada bulunmakta. 2+1. Gördüğünüz gibi çevreyi de hemen göstereyim. Geniş cadde üzerinde, yani güvenlik kameralı, zaten tabelalar da var, güvenlik kameraları da var çevrede. Geniş cadde üzerinde bir site. Etrafı da bu şekilde göstermiş olayım ve denize de zaten doğrudan buradan iniyorsunuz. Biraz sonra denizden de görüntü çekerim zaten. Evet, yazlığımız. Buradan devam edelim. Evet, buradan geldiğimiz zaman hemen zaten Remax afişini görüyorsunuz orada. Hemen bu aradan da zaten doğrudan inebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arabalarımızı buraya bırakabiliriz park halinde. Buradan hemen yazdığımıza ulaşabiliyoruz. Site içi yolumuzdan da denize de doğrudan inebiliyoruz. Yazlığımızın bahçe alanı var. Yine rahatlıkla domates, biber ekebileceğimiz uzunlamasına bir bahçe alanımız var. Verandamız, teras alanımız da gayet yeterli ve geniş. Eskiden buraya bir, en azından mutfak tarzında bir şey düşünülmüş. Yani dışarıda da yine musluğumuz var. Burayı da bir, evet, bacamız var bakın. Eğer mangal yakmak isterseniz de gayet kolay bir şekilde yakabilirsiniz. Verandamız gayet, teras alanımız gayet büyük ve kullanışlı. Burayı duş gibi düşünmüşler. Burayı farklı bir alternatif de yapılabilir. Kimisi tabi burayı genişletebiliyor. Farklı olarak değerlendirebiliyorlar. Gelin şimdi yazdığımızın içini birlikte inceleyelim. Buradan
Hemen ilk katta salonumuz var. Salon artı mutfak alanımız var. Gördüğünüz gibi. Yine buradan da girişimiz var. Gayet yani oturmak için, yazlık için yeterli bir oturma alanı var. Buzdolabımız hemen karşıya konulmuş. Fırınımız, aspiratörümüz oraya konulmuş. Gayet pratik. Güzel bir mutfak. Hali hazırda herhangi bir masrafı yok. Yani akarı, herhangi bir şekilde boyayla ilgili sorunu yok. Sadece bazı noktalarında rötuş yapılması gereken yerler var. Onun haricinde gördüğünüz gibi gayet temiz bir şekilde kullanılmış. Hem modernize etmek isteyen tabii ki modernize edebilir. İsterseniz bir de şu açıdan göstereyim size. Evet. Buradan hemen üst kata çıkıyoruz. Dediğim gibi 2 artı 1'di yazdığımız. Hemen çıktıktan sonra burada bir ortak alt katta tuvalet vardı. Burada ortak banyo tuvalet alanı var ki buranın bence tadilattan geçmesi gerekir. Yenilenmesi lazım. Burada çamaşır makinesinin de konulduğu bir alan var. Bunu şöyle yapıyorlar. Ya odayı genişletiyorlar bu tarafa doğru. Ya da buraya büyük bir dolap alanı yapıp buraya kapalı bir hale getiriyorlar. Fazlalık eşyaların konulması için ki burada da eskilerin yüklük dediği bir alan yapılmış. Kamerada biraz karanlık çıktı. Ama şöyle göstereyim. Hemen arka tarafında bu zaten bir panel. Bu da çıkartılabilir. Yani buradan yukarıya çatıya çıkıyoruz. Burada hemen bir odamız var. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatak ve dolap rahatlıkla sığmış durumda. Yine bu odamıza ait bir balkon alanımız var. Kimileri burayı genişletiyorlar ki hemen karşıda bakın PVC ile kaplatarak odaya dahil etmişler, genişletmişler. Gördüğünüz gibi evlerin çatısı var. Yani burası çatı olan bir sistem, dam şeklinde değil. Ve burada da bir odamız var yine. Burayı da bu şekilde kullanmışlar. Arkaya doğru da bir uzama alanı var. Şu açıdan çekeyim. Evet, buraya bir ranza konulmuş. Burası 10 metrekarelik bir oda. Diğer oda 12 metrekarelik bir oda. Evet, bir tanıtımın daha sonuna geldik. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Eğer bu yazlığı almak istiyorsanız ya da Kuşadası'ndaki farklı gayrimenkul çözümleri için her zaman beni arayabilirsiniz. Aşağıda numaram var zaten. Şimdilik Kuşadası'ndan hoşça kalın.